Hepinize merhaba değerli dostlarım. Öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese uyarıyorum, kısa vade işlemlerinize çok dikkatli olun. Büyük bir operasyon geleceğini düşünmekteyim. Bunun sebeplerini bu videomda anlatacağım. Videoyu beğenmesini kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Zor zamanlardan geçiyoruz. Kimseyi yalnız bırakmıyorum. Bırakmak gibi bir niyetim yok. İlk önemli orta vadeli grafik yapımız 2008-2009 yıllarındaki S&P 500 grafiği ile şu an içinde bulunmuş olduğumuz bu zorlu, bu sancılı, korku dolu dönem birebir aynı. 2008 krizi sonrasında gelen kapitülasyon evresine çok dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. En düşük görmüş olduğu seviye ile bizim Bitcoin 16.500 seviyesi neredeyse aynı diyebiliriz. Formasyonel anlamda bu bir. İkincisi, bu bölgede FTX'in batmasıyla herkes bitti, bir daha asla toparlanmayacak evresi yaşamıştık. Birçok insan karamsarlığa kapılmıştı. Onun ardından gelen bu yükseliş dalgası ile beraber her düşüşten sonra mutlaka düşecek algısının insan psikolojisinde ciddi anlamda yer bulmasından kaynaklı böyle benzer bir formasyonel durum olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dikkat ederseniz 25.200 seviyesinde Bitcoin tıkandı. O dönemde 930 seviyesinde S&P 500 endeksi tıkanmıştı. Bu bölge kırılmadan birçok insanı silkeleyebilmek için veya dipte almış oldukları, kapitülasyon evresinde almış oldukları spot ürünleri sattırabilmek için her türlü operasyonu çekeceklerini düşünüyorum. Bitcoin'de kısa vadede çok dikkatli olun arkadaşlar. İşlemlerinize mutlaka stop loss kullanın. Onu da birazdan detaylarını sizlere anlatacağım. Çünkü bu bölgelerde önemli direnç kırılımları öncesinde ne kadar insanı silkelerlerse, ne kadar insanı uzaklaştırırlarsa, ne kadar insanı zararına sattırırlarsa, ne kadar insanı short açtırırlarsa onlar için, baronlar için o kadar kârdır arkadaşlar. Tamamen kâr marjı sizin açmış olduğunuz trendin aksine açılan işlemlerden ibarettir. Onun dışında herhangi bir kâr marjı yok. Bu kanalda biliyorsunuz konuşulmayanları, dile getirilmeyenleri, kimsenin bakmadığı analizleri sizlere gösteriyorum ki birazcık bakış açınızı değiştirebilirim. Orta vadeli, uzun vadeli ve aylık grafiklere bakmasını öğrenin arkadaşlar. Peki kısa vade Bitcoin'de ne olacak? Bitcoin daha önce belirtmiş olduğumuz iki tane direnç seviyesi var. Fibonacci mucizesi diyorum ben buna. Üst direnç bölgesi 23.954. Alt destek bölgesi de değerli dostlarım 23.103 seviyelerine denk geliyor. Bu iki bölgelerden direnç anlamında çalıştı, destek anlamında da çalıştığını gördük. Şu an Bitcoin 23.100 desteğini kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor. Eğer bu bölgeyi aşağı yönlü kırarsa yeni bir low seviyesi gelir arkadaşlar. Ve burada büyük bir likidite alırlar. O yüzden mutlaka long pozisyonlarınızda bir stop loss kullanmasını unutmayın. İhmal etmeyin. Tekrar uyarıyorum. Piyasanın tekrar kafasını kaldıracağını düşünüyorum. Ama şu anki belirsizlik, şu anki satış baskısından kaynaklı buraya kadar gelmişken buradaki likiditeyi alıp tekrar yukarı doğru da döndürebilme ihtimalleri her zaman masaladır arkadaşlar. Günlük anlamda baktığımız zaman evet bir düzeltme yaptık. Burada Bitcoin fiyatı sıkıştı, iki range arasında herhangi bir şekilde bir kırılım gelmiyor. Bitcoin dominansının sert hareketlerinden kaynaklı olarak dün gece kapanışının yakın saatlerde Bitcoin dominansı çok sert bir şekilde düşmüştü ve altcoin'ler çok yükselmişti. Bugün de tam tersi oluyor. Bitcoin dominansı çok sert bir şekilde yükseldi. Altcoin'ler Bitcoin karşısında çok büyük bir değer kaybetti diyebiliriz. %3'lük, %4'lük, %5'lik değer kayıpları yaşandı. Bu tamamen Bitcoin dominansından kaynaklı arkadaşlar. Bitcoin dominansı 44.04 direncini yukarı yönlü kırarsa 45 seviyeye doğru bir hareket gelmesi ihtimaline karşı dikkatli olmak lazım. Altcoin'lerde açmış olduğunuz pozisyonlara çok dikkat edin. Bitcoin yükselirken altcoin'ler yükselecektir diye bir kural yoktur veya düşerken de onlar da düşecek diye bir kural yok arkadaşlar. Kısa vade işlemlerde Bitcoin dominansına kesinlikle ama kesinlikle bakmanız gerekiyor. 44.04 kırılırsa yukarılarda 41.11'ler var. Onun üzerinde arkadaşlar yeni bir high seviyesi bu tarafta gelebilir. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız gerekmekte. Bitcoin'de kısa vadeciler 23.100 seviyesine çok dikkat etsinler. Bu bölgenin altına gelen kapanışlar ekstra panik satışları tetikleyebilir ve altcoin'lerde yüklü bir likidasyon alabilirler arkadaşlar. İşleminiz varsa stop kesinlikle koyun arkadaşlar. Tether dominansı. Peki Tether dominansı ne var? Tether dominansı dün çok sert bir düşmüştü. Bunun tepkisini şu an yukarı yönlü veriyor. Ama bu tarafta da günlükte değerli dostlarım şişme durumları söz konusu. Bundan kaynaklı 7.10 seviyelerin üzerine bir kapanış görmediğim sürece ben piyasada panik olmayacağım. Geri çekilmeler bana göre bir fırsat olacak. Ama 7.10 seviyelerin üzerine atarsa kısa vadede pozisyonlarda stop loss kullanılmasında fayda görüyorum. 7.10 seviyesi diyorum Tether dominansında sevgili dostlar. Dolar endeksine baktığımız zaman o da bugün sert bir şekilde kafasını kaldırdı. Onun çok fazla gidecek bir bölge olduğunu düşünmüyorum.
106.7 seviyesine kadar yükseliş yaşayabilir. Bu bölgede bizim piyasayla bir silkeleme gelir. Ardından şu şekilde bir red yiyeceğini, geri çekeceğini ve düşüş trendine gireceğini beklemekteyim arkadaşlar. Bunu beklememdeki en büyük sebeplerden bir tanesi aylık grafiğin ve haftalık grafiğin sadece bir tepki yükseliş yaptığını düşünüyorum. Bundan kaynaklı çok fazla panik olmuyorum arkadaşlar. Sebepleri, gerekçeleri bunlar. Ama USDT dominansında kısa vade işlemlerde 7.10 üzerine kapanışlar yaparsa bu bunun tekrardan toparlanma ivmesi içerisine girme ihtimalini kuvvetlendirir ve piyasada bir silkeleme gelir. O yüzden 7.10 seviyesinde kısa vade işlemlere mutlaka dikkat edin. Peki ons altın BTC grafiğine baktığımız zaman da bu taraflarda aylık grafiğin çok şiştiğini ve buradan gelen geri çekilmenin devam etme potansiyeli olduğunu konuşmuştuk. Ancak şu an bir tepki alıyor bu da. 0.088 seviyesine dikkatli olalım. Bu bölgelerin üzerine kapanışlarda piyasada bizim piyasamızda bir geri çekilme durumları yaşanma ihtimali kuvvetli. Yani olay şu arkadaşlar. Kısa vade işte al sat yapayım gibisinden düşünüyorsanız 23.100 desteği kırılmadığı sürece sakin olun. Kırılırsa kısa vade işlemlerde biraz daha dikkatli olmak lazım. Risk seviyenizi düşünmeniz lazım. Biliyorsunuz ben sürekli olarak şu ara bölgelerde işlem önermedim. Benim beklemiş olduğum destekleri, önemli destekleri söyledim. Dirençleri söyledim ve bunlar çalıştı. Bu ara bölgelerde girmiş olduğunuz işlemler sizi ekstra sıkıntıya sokabilir arkadaşlar. Bu destek direnç bölgelerine çok ama çok dikkat edin. Operasyon da bu arkadaşlar. Operasyon tamamen bundan ibaret. Ama tabii ki 15 dakikalık saatlik grafiklere baktığımız zaman haftalık, aylık gibi yorum yapamıyoruz. Kısa vade işlemlerinizde de dikkatli olunması gerektiğini o yüzden söylüyorum. Peki ben marketin çakılacağını düşünüyor muyum? Kısa vade evet düşüşler gelebilir. Bu ihtimal masada. Ama orta vade anlamında yükselişin devam edeceğini şu anki bizim düşme sebebimizin dolar endeksinin düşüş trendindeydi. Bunun tepkisini verdiğini aynı şekilde USDT dominansının da bir tepki arayışı içerisinde girdiğini ve buralardaki almış olduğu tepkilerden kaynaklı da bizim piyasanın düştüğünü düşünmekteyim. Ama yine de stopunuz olsun diyorum sevgili dostlar. ABD'deki şu an en yüksek arama skoruna sahip altcoin'leri bu şekilde görüyorsunuz. STX aramaya girmiş. Ethereum var arkadaşlar. Hacimli ürünleri söylüyorum. Bu şekilde bir görüntü var. İşlem hacmine baktığımız zaman Fil, CFX, XRP, APT, Aptos'ta çok yüklü bir hacim var. Kısa vade dikkatli olmakta fayda var. Yani market dönerse Aptos'ta yükselebilir bu yüksek hacimden kaynaklı. DIDX var, FED'de hacim var, AGIS'te hacim var, SOL'da hacim var, LDO'da bir hacim var. OPT'ta da 25. sırada olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Peki likidasyonlara bakalım. Son 24 saatte Bitcoin'de 19 milyon dolarlık likit alınmış durumda. Çok yüksek oranda long açılan pozisyonlar leak olmuş arkadaşlar. Büyük likidasyonlar longçular tarafına gelmiş. Tabii ki bu kadar yüksek olma sebebi altcoin'lerin bugün çok fazla düşmesi. Dün kapanışa yakın yükselmişlerdi. Ancak bugün Bitcoin dominansı yükseldiği için yani para altcoin'lerden çıkıp BTC'ye girmek istediği için birçok insan maalesef leak oldu. Dikkatli olmak gerekiyor bu anlamda sevgili dostlar. Son olarak OKX Sports'un hesabınız yoksa aşağıya vermiş olduğum referans linkine hesap oluşturup 10.000 dolara kadar bonus çıkabiliyor. Bir arkadaşımız 100 dolar çıkmış, 2 dolar da çıkabiliyor. Tamamen şansa dayalı arkadaşlar. Eğer hesabınız yoksa hesabınızı açıklama ve yorumlar kısmına sabitleyin linkten. Hesap oluşturup ömür boyu da çok düşük fee ücretleriyle alım satım yapabilirsiniz. Bu imkanı OKX sunuyor. Yüksek hacim çeviriyorsanız vesaire benim referansıma özel. Bunu sizler de deneyimleyebilirsiniz. Aynı zamanda 50 dolar depozito yapmanız durumunda, para yatırmanız durumunda ikinci kutuyu da açabiliyorsunuz. Bunlar tamamen şansa dayalı. Ben de kullanıyorum. Kullandığım için sizlere söylüyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında linkim olacak. Oradan telefondan vesaire de üye olabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.